Türkiye'de Türk vatandaşı olduğuma utanıyorum. Niye? Hocaymış. Sen onu benim külahımı anlat. Ne hocası? Sahte hocalar. Diyeceğim artık, bunaldım da hırsımdan ağlayacağım. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam abicim. Abim hayırlı satışlarınız olsun. Sağ ol Allah. Bereketli işleriniz olsun sağ inşallah. Sağ ol abim benim, Allah razı olsun. Nereden geldiniz? Nasıl ticaret oluyor mu? Satışlarımız nasıl? Ticaret olmuyor kardeşim. Ticaret 4 senedir aynı fiyat, aynı şey. Geçen sene adam dedi ki 2 milyarım var. İsteğe giriyor 2 milyar, 1 milyar, 1 milyar olur. Şimdi ondan daha aşağı. 600 kiloluk tane adam çıkartıyor öyle kardeşim. 12 milyar, 11 milyar veriyor. Yeri geliyor başkası 10 milyar veriyor. 600 kilo gelirdi katil çekerim. 580-600 kilo. Evet. Öyle insan geliyor var ya 550 kiloluk tane tutuyor 8 milyar. Demin birisi de gelmiş elini arkaya koymuş. Şöyle öyle kitlemiş karısı da yanında. Biz 12 milyardan ne vereceksin? 5 milyar vereyim. Sanki manavdan domates alıyor arkadaş. Dalga geçer gibi dalga yani. Geçer gibi. Estağfurullah yanlış anlamasın. Birisi geldi dedik hemşerim dedi seni tutamıyor mu fiyat vereceksin? Ya ben diyor öyle söylüyorum. Sen o zaman dalga geçmeye gelmişsin bizden. Birisi geldi benim diyor param bu kadar. Bütçen ne kardeşim senin 4 kişilik. 4 kişilik hayvanımız var. Sana 8 milyar kardeşim ona yok şu olacak. O kaç para? 15 milyar. Herkes bütçesine göre ayak uzatsa çiftçi de ezilmez, insanlar da ezilmez. Doğru. Her şeyin bir hakkı vardır. Hakkını ver, kurban olsun. Ama sen hakkını vermez gider böyle portakalın en büyüğünü istersen ortadaki de hayvan yer. Yem olmuş 95 milyon. Arpa olmuş 1 milyon 700. Mısır 1 milyon 850. Saman 1 milyar. Saman tam tarım alanındayız. Samanın bol olacağı yer. Saman 1 milyon kardeşim. 1 milyon. Hele kardeşim 1,5 milyar. İthal gelecek. İthal gelecek içeriden. Türkiye'de Türk vatandaşı olduğuma utanıyorum. Niye? Saman ithal geliyor. Arpa ithal geliyor. Besici para kazanmıyor. Kimse yanlış anlamasın. Ben buradan Tarım Bakanı'na diyorum. Bir çık dışarıya bir gez. Gez. Gez halkın bir derdini dinle. Orada masa başında oturmakla bu işler yürümüyor. Gel hayvanı kaç arıyorsun? 14 milyara sahipini aldım. Yedirdim, içirttim. Çobanını da kendim yapıyorum. Cebimden gidiyor. Cebimden gitti bırak. Ana da gitti, dana da gitti. Eti kesiyordu 38,5'a 40 gün önce. Şimdi et düştü 33'e. Et şimdi daha da kötü olacak. Neymiş depoda et varmış. Yapıyorsan o zaman ta 2 ay önce yapsaydın. Halk malını satsaydı. Çiftçi malını satsaydı değerli hakkıyla. Şimdi tam bayrama gelince mi et düştü? Neymiş depolarda et de onları bırakın artık. Herkes kendi cebini dolduruyor. Buradaki çiftçi de var ya darbeden bile var ya düşünüyor. Acaba ne olacak? Geçen sene de aynıydı, bu sene de aynı. Bir tanesi para kazanmıyor. Çoban 2 milyara çalışmıyor. Çobanı da geçti. Kendimiz çoluğumuzla çocuğumuzla çalışıyoruz. Para kazanamıyoruz. Maliyeti düşürüyoruz ama gene kar edemiyoruz. Yok. İnan Allah'a yok abicim. Bak şurada bayrama kalmış 5 gün. Şimdi gelenler öyle dalga geçiyor bizde. 15 milyara 13 milyara verdiğimiz hayvana 8 milyar veriyor. 7 milyar veriyor. Bu çiftçi ne yapacak? Bu çiftçi ya, ne yapacak? Yazık günah abi ya. Perişan halde. Buradan söylüyorum gemici kaça veriyor bize gemi? 90 milyon. Sor bakanım sor. Tarım bakanım yemi sor. Kepek 1,5 milyon. Bir ay sonra 2 ay sonra göreceğim onu. Samanı bulsunlar. Saman kışın var ya 1,5 milyon. Yapmayacak mı millet? Bu millet yapmayacak. Hırsızlık yapacak sonunda. En son hırsızlık. Onu da vazgeçti bak şuraya. Pazar yapmışlar. Altındağ bölgesine pazar. Seneden seneye kurban pazarı yapılmış. 6 milyar ver geç. 6 milyar iki çadır tuttuk. 12 milyar. Burada oturdum diye 9 milyara düştü. Bak bu mıntıkada oturdum diye 9 milyar. La kardeşim şurayı günlük pazar yap. Kırıkkale'ye yakın, Doğu'ya yakın, otobana yakın. Çubuğu nasıl yapmışsınız? Burayı da yapmışsın, dünya masraf etmişsin. Yap da çocuklarımız belki bir tane dana alır, bir tane mal alır, satar ekmek yeriz. Ticaret olur. Ticaret olur. Burada 1000 kişi ekmek yer, yatar kalkar belediye başkanına, tarım bakanına o zaman dua ederim. 3 ay sonra besinlik mal koyarım, besi yaparım. Ama en azından bir yan gelir olur buradan. Sütü kaça veriyorum sütü biliyor musun? Süt yemin alıyorum 100 milyona, 104 milyara, sütü de 2 milyona veriyor. 2 milyona, 2 milyona toptan süt diye 2 milyona veriyor. Süt kaç para? 4 milyon. Bizden alıyor, onlar dönde satıyor. Abi bu işlerde hep aracı mı kazanıyor? Biz üretiyoruz, aracı işi götürüyor. Her işte öyle abi. Bir de şunu da söyleyeyim. O hocalar, vakıflar buradan 21,5'ı alıyor, halka
daha söylüyorum, bak gözün açsın. 21,5'a azıcık bura piyasa düştü zaman 20 lira götürüyor var ya, ne yapıyor biliyor musun? Vatandaşa 27'ye dartıyor. 27'ye dartıyor. Ama bizim vatandaşa ne verirsen yiyor. Ne verirsen yiyor. Para yatırıyor 2,5 milyar. 27'ye kilosunu alıyor. Burada da bize geliyor çatır çatır pazarlık yapıyor. 100 liraya arıyor kardeşim. 100 liraya arıyor. Yani bizler üretiyoruz. Büyük kelleler de yiyor, götürüyor. Neymiş? Hocaymış. Sen onu benim külahıma anlat. Ne hocası? Sahte hocalar. Sahte hocalar. Üçkağıtçılık yapıyorlar, cebini dolduruyorlar. Anladın mı? Diyeceğim artık, bunaldım da hırsımdan ağlayacağım. Ocağımız söndü de bankalara her tarafa borcumuz var. Her gün avukat geliyor. Beyefendi para yatır. Nereden yatırayım? Almadı ki. Allah yardımcınız olsun abi. Araba gitti, ev gitti, çiftlik gitti. Daha ne kaldı? Doğru. Ayakta durmak için elimizden geleni yapıyoruz. Allah bütün çiftçiye yardım etsin. Kanımızın son damlasına kadar mücadele ediyoruz. Hem diler abicim, hem diler ama gene mücadele elden bırakmıyoruz. Okuyan bebem var. Bir de onu okudursam, ondan sonra Allah herkesin işini gücünü rast geçsin. Evet. Abim, bir şeyler de senden dinleyelim. Yani söylemek istediğiniz... Hani ticaret döndürüyorsunuz haliyle de, nasıl satışlarımız, nasıl hani hareketlilik var mı? Ya hareketlilik şöyle, satış var ama piyasa kırık. İstediğimiz fiyatlarda gitmiyor yani. Bizim beklediğimiz, ettiğimiz masraflara maliyeti anca başa baş geliyor yani, kar edemiyoruz. Yani kar dönsün diye, ticaret olsun diye veriyoruz diyorsunuz. Şuraya çıktık geldik yani, bir ümitle geldik, satarız kar ederiz gibisinden. Ama tam tersi oldu, maliyetine gidiyor mal. Maliyetine. Kar edemiyoruz, evet. Şimdi siz burada sattıktan sonra, yani seneye kurbana yetiştirmek için ağırınızdan yine haliyle mal koyacaksınız. Evet, alamayız. Evet. Ama haliyle mal alamayacaksınız haliyle. Ya, aynen, doğru aynen. Doğrusu seyrediyor. Zayıfını alıyor 13 milyona, zayıfını alıyor 13 milyona. En kısası kilosunu alıyor 23 milyona, 24 milyona. Burada 21 milyona, 20 milyona hocalara veriyoruz. Hocalara veriyoruz. Onlar da tutuyor, vatandaşa veriyor da hisseye gir diyor. Hocalar dediğiniz şimdi vakıflar. Vakıflar, adı vakıf. Aynen. Dümenden vakıf. Süleymancı, Ahmetçi, Mehmetçi çıkıyor iki tane sahtekar. Biz vakıfız diyor, haydi gidelim. 450 kilo, 600 kilo civarında mal alır. Onu da tutar, burada da atarız. Ondan sonra onu var ya 5 kişiye hisse yapar. Hisse kaç para? 1 milyon 700 milyon. 27 milyona onlara dartar. Benden 20 al, 27 ona dartar. Ulan masraf edin. 3 lira üstüne koy. 4 lira koy lan. 3 lira cebe iniyor. Bir de mal oraya teslim ediyoruz. Kapısına kadar da bağlıyoruz. Kapısına kadar götürüyoruz, aynen, teslim ediyoruz. Ne hocası? Doğru. Bir de şu var. Kapıcılık yapıyor adam. Hayvancılık yapıyor. Adam şey yapıyor, market çalıştırıyor, hayvancılık yapıyor. Bırakın herkes kendi işini yapsın. Herkes bildiği işi yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Her işe el atıyorlar. Her işe el atıyorlar. Marketçi yerinde durmaz. Müteahhit yerinde durmuyor, gıdıklanıyor. Lan bırak da biz bunun içindeyiz işte de, çocuklarımızla beraber mücadele ediyoruz, hayvanın pisliğini içine bırakıyoruz. Bırak da biz de bu işi yapalım. Doğru, herkes bildiği işi yapsın. Bir ceza yatırdım 46 milyar gübrem taştı diye. Çevre Bakanlığı'na. 46 milyar. Allah yardımcınız olsun. Ya. Abicim son cümleniz var mı? Son cümlenizi alalım. Vallahi vatandaşı bekliyoruz. 33, A25 bizimdir. Müşterilerimizi bekliyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Bizden de mal almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü malımız randımanlı. Kaliteli mal diyorsun. Kaliteli mal, randımanlı mal. Maşallah diyelim inşallah. 3 ay bakmadık biz. 8 ay baktık. 8 ay. 3 ay bakmadık. Maşallah diyelim. Yemci de beni dinliyordu şimdi. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Eyvallah. Besi ve Hayvancılık TV'ye teşekkür ediyorum. Bu bize yaptığı röportaj için kardeşim. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Allah, senden de Allah razı olsun abi. Kardeşim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.